Günaydın herkese. 7.30. Dipçik gibiyiz. Enerjimiz yüksek. İçimi çok hoşuma gittiği için hep bundan yapıyorum. Bir de karavanda malum makine kullanmak zor. Elektrik melektrik falan. Burada kullanabiliyorum. Gerçi elektriğim var ama artık filtre kullanmıyorum. Buna çok alıştım. Bugün yoğun bir gün olacak. Boyacı gelecek. Taban tahtalarını döşeceğiz. Renkleri seçtik. Onun siparişini vereceğiz. Onlar hemen öğlene doğru gelecek herhalde. Mobilya başlanacak. Yani bu hafta mobilya. Bu hafta mobilya haftası. Bahadır Bey günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum. Günaydın. Neredesin sen kaç günde? Arabanız çok hızlı ilerliyor. Biraz yavaşlatayım dedi. Valla şimdi taban tahtasını yapacağız. İyi misin şimdi? Biraz daha iyi. Evet. İyi hadi. Abo! Ya şimdi şöyle. Sen her ne kadar izin vermesen de ben örnek alıyorum. Evet. Bir farklılık olsun dedik. Herkeste radyus madrus. Biz de farklı benim bir şey yapalım. Benim de öyle de şurası ahşap benim. Valla şuraya da metal düşündük ama şey uyuşmadı. Eloksallı alüminyumla krom uyuşmadı. He uyuşmadı. Biri her ne kadar parlak diye geçse de yine de bu kromun yanında oluyor. Mat kaldı yani onun için. Çok hoş olmuş ama. Bir de bu araba... varsa açayım ya. Yani. Şöyle söylerim ya. Şöyle ya. Yalnız dışı da çok... acayip olmuş ya. Çatalca Karavan Kampı'na geldim şimdi. Malum hafta sonu yasakları var. Güzel bir kamp. Karavan boyadan geldi. Tekrar karavancıya park ettik. Zemin döşemelerine başlandı. Ben de o esnada hafta sonu güzel bir dinleneyim diye bu karavan kampına geldim. Sessiz, sakin, doğanın içinde. Benim minikle geldik buraya. Şu ortizi bineyim burada. Gelir gelmez akşam eğlence varmış. Ateş başında şarkılar söyleyecekler. Ben de onlara katılacağım. Bakalım neler olacak. Karavan deneyimleri. İstanbul'da 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 arkadaşlar geldi sonra oturdular masama düşünmedim seni o an İstanbul'dayım nasıl olsa İstanbul'da bakalım ne yemeği yapıyormuş. Kurupa tüneyi. Kamp fasulyesi. Size şimdi ikram edeyim birazcık. Çok güzel yermiş burası ya. Bir de hafta sonu yağmurlu dediler. Hiç yağmur falan olmadı. Aynen aynen. Şansımız var. Kapalı hava bekliyor. İstanbul'a doğru yola çıkacağım. Hazırlıkları yapıp. Çok güzel bir kamp burası. Gelmek isteyenleri tavsiye ederim. Yeşillikler içinde çok güzel bir yer. Çok memnun kaldım ben. Acayip dinlendim. Hafta sonu hava inanılmaz iyiydi. Dün gece bir yağmur başladı. Biraz tabii kötüydü dün ama yağmuru da seviyorum ben. Kampın güzel taraflarından bir tanesi. Bakın sobalar tutuyor.
şiddetle tavsiye ederim. Şimdi birazdan yola çıkacağım. Karavanımın yanına gideceğim. Yeni karavanımın yanına gideceğim. Bakalım neler olacak bugün. Malzemesi var, bahsetmiştim. 4 kat attık arabanın içine, tavanına falan. Fakat o azemine ayrı bir izolasyon daha yapacağı için 3-4 kat da buraya atacağız galiba. Bu seramik kaplama dedikleri 4 numaralı boya ile iğnesiyle atılan değişik bir malzeme. Evlerde falan da kullanılıyor. %95'e yakın bir güneş yansıtması var. Bakalım göreceğiz. Etkili bir maliyeti var ama bakalım sonucu o kadar etkili olacak mı onu göreceğiz. Şimdi şu o yaptığım şeye Mücahit karşı çıkıyor aslında. Yani çıkmıyor da şey diyor. Yani bence bir işe yaramayacağını düşünüyor. Çok da ona çok gerek yoktu yani. Şimdi ben yaptıktan sonra ona telefon açacağım Norveç'ten. Abi içerideyim ama bir bardağın üstünü kaplıyorlar. Tamam mı abi? İçine kaynak su koyuyorlar. Dışarısı buz gibi abi. Onun için içeride yakacağın yakıtı bile etkileyecek bir şey yok. Hadi bırak onu. Isıyı boş ver. Yazı düşün abi. Klima takmadan kullanacağım abi. Zaten arabanın içine komple şey yapıyorsun, izolasyon yapıyorsun. İşte yanları zaten izolasyonlu köpüklü. Ama bu izolasyon başka etkisini göreceğiz ya. Soğuk geçirmesi, şey yanma, rüzgar olmaz. Zirve karavanın yaptığı İzmirli bir arkadaş daha var. Bundan sonra benimkiyle aynı boyutta bir karavan daha yapacaksınız. Hatta yapılmıştır belki baskıları. Onunla yan yana geleceğim İzmir'de ben. Aynı soğukta. İkisi de kapalıyken gireceğim. Farkı göreceğiz abi. Bu ben. Fatih Beyler buradaymış. Oo, beyefendi hoş geldiniz. Osman Bey günaydın. Nasılsınız? Şöyle yapıyorsan. Çıkar. Siz her zaman afili çıkıyorsunuz. Yani bak beni yayınlarsan takipçide patlama yaşarsın. Onun için patlarsın evet. Yani. Zaten onun için sizi çekiyorum özellikle. Yani. Karavan Parkı'nda şeyle tanıştım. Emre diye bir elektronik mühendisiyle tanıştım. 12 volta çeviriyor televizyonu. Hangi marka olduğu çok önemli değil. Burada Haramidere'deymiş. Uyduya gerek yok abi dedi. Uydu taktırma dedi ama Mifi'yi kesin taktır dedi. Yani sen dünyayı gezeceğim diyorsun. Uydu senin çok işine yarayacak bir şey değil diyor. Uydu takma diyor ama şey tavsiye ediyor. IPTV tavsiye ediyor. Güzel bir IPTV markası söyledi. Şimdi unuttum. Vallahi Karavan Parkı çok faydalı oldu öyle söyleyeyim. O kadar güzel insanlarla tanıştım. Bir çadırcı önerdi. Yerli mi? Yerli. Lucky Tent diye birisi buralarda bir yerde. İyi yapsınlar abi yerliler yapsınlar. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Ya. Yeter abi. Abi tuğleden daha kaliteli kumaşı varmış. Yapacağı iş tuğle tentenin belki 10 katı bir iş. Ödeyeceğin para tuğlenin yarısı. Abi sonuçta çadırda yağmur geçirmedikten sonra... Kışlık çadır alıyorum ben. Ha tuğle her şey yani. Tabii canım beni ilgilendiren kısmı o. Evet, has adamımın yanına geldim. Günaydınlar, Mücahit Bey. Nasılsınız? Ooo, günaydın efendim, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Senin sesin hemen yükseliyor. Hoş geldiniz. Mücahit kendine bundan yapıyor, bana niye yapmıyor? Bana da bundan yapıyor. Bunun üstüne şey de atabiliriz değil mi istersek? Böyle mermek atayım. Yani. Ama kızarmasını istemiyorum ben. Şu kendi renginde oluyor. Ha, eyvallah. Kızarıklıyor. Tamam, güzel. Dolgu çekiyorsan... Güzel ya. Ağaç rengi işte abi. İstediğim... Ben senin tezgahın var ya, ona yakın bir tezgah istiyorum. Kayın ya da çam. Evet. Çünkü ben biraz ekstrasını istiyorum. O biraz geçişleri şey oluyor. Evet arkadaşlar. Bu ne abi? Abi bu laminat seçeceğiz. Laminatı küllü bir laminat arıyorum. Abi orada işte. Benim küllü, şurada sana... Külsüzü var mı diye. Bu ne? Abi bu ahşap rengi. Evet. Bu düz renkler. Yok düz değil. Benim ahşap ya, zaten. Yoksa yok. Yani tamam. Ben senin önüne koydum. Tamam bunu kaldır gerek yok. Ha mobilyayı. Mobilyayı söyleyeyim sana. Abi yeri boş ver. Sen yeri en son ya. Mobilya beyaz abi. Mat beyaz istiyor. Evlerde görünen leke. Sen bunu ver abi. Bilirsin mobilya izleyeyim misin abi sen ya? Gözünü seveyim. Ben anlamam abi. Sen buradan buluver bana matı. Beyazların kotları var. Kotları var.
açıp koyuyor bilmem ne. Ev mobilyalarında böyle matlake yapıyorlar ya, o tarz bir şimdi, görüntü var. Şimdi sen görüntüyü nereden nasıl arıyorsan ara ama malzeme bu. Buradan seçelim. Bu sana başım aramasın. Abi yok şimdi ben senin evin ev görüntüsündeki lakiyi bulamam. Malzeme bu. Buradan seçelim. Hangisine gönlün ısınmışsa. Evet. Şimdi şeyi seçeceğiz. Ahşabı. Evet. Seç. Şu görüntüyü nasıl bulacağız? Osman abi! Bugünü de bitirdik. Bugün neler yaptık? Bugün döşeme yaptık. Duvarlarımızı döşedik. Tabanda vites topuzunun olduğu bölgedeki yeri de döşedik ki o bölgeye sabah laminat döşenecek, laminat parke döşenecek. Bu arada dolap kapaklarımın ve gövdelerinin laminat baskıları da, seçtiğim renklerin baskıları da bugün öğlen itibariyle presçiye gitti. Yarın öğlen itibariyle de dönecek diye söylediler. Presçideki bütün personel Covid olduğu için bir tek sadece bir firma sahibinin oğlu Covid'li değilmiş. O kalmış. Onun için buradan bir ustabaşı verdik. Mustafa Usta'yı. Böyle bir gelişme var. Yarın ben öğlene doğru buradan çıkacağım. İzmir'e gideceğim. Hafta sonu yasak malum. Pazartesi de doğum günüm. Pazartesi günü doğum günümü ailemle kutlayacağım. Çarşamba gibi dönmeyi planlıyorum. Bursa'da SGAŞ'de bir koltuk yaptırdım. Sağ olsun Semih Bey çok ilgilendi. O koltuğun üretim süreci tamamlanıyor. Çarşamba günü koltuğumu alacağım. Buraya tekrar geri geleceğim. Yeni videolarla görüşmek üzere.